Burası da Tower. Biz ve bizim gibi titanların buluştuğu, işte görevler aldığı, tahminimce tarikatları üye olduğu ve onların görevlerini yaptığı ve daha birçok şeyin yapıldığı bir yer. Merkez gibi. Tek korunan şehir burası, düşmandan. Şöyle bir haritası How can I var. assist you this morning, Guardian? Biz buradayız. Ben iPad oynadığım için biliyorum buradan birkaç şey yapıp hemen şuradan benim Titan klasımla ilgili olan adama gidip onunla birazcık muhabbet edeceğim. See you again soon. Bu arada bir de iPhone application'ı var. iPad için daha yok ama iPad için de iPhone olanı çekip büyüterek kullanabiliyorsunuz. Orada da birçok Oh dear, A5530 DLNR and DGS6 are down. özellik görebiliyorsunuz. Mesajımız varmış. Test ettiğimiz için teşekkür ediyorlar ve bize bir şey veriyorlar mı? Buradan böyle bir 500 puan, para, neyse öyle bir şey veriyorlar. You want to buy? Warlock klasıysanız buna, Hunter'sanız buna ve benim gibi Titan'la oynuyorsanız da bu adama geliyorsunuz. Bu bizim mentorumuz, yani akıl hocamız. Böyle bir hediye verdi bize. Onun dışında da buradan bir şeyler alabilir miyiz? Bakacağız. Bunları da alamıyoruz. Çok yüksek level'lar istiyor. Ve oldukça pahalılar. Pahalı derken sadece para değil. Şurada gördüğünüz şuna para diyebiliriz. Ve diğer görevlerden aldığımız bu ikonlarla da bir şeyler alabiliyoruz. Bir güzel yanı, örneğin bunun üstüne geldim. R2'ye bastım. Solda benim şu an ne kullandığımı gösteriyor ve sağda da bu alabileceğim şeyi gösteriyor. Tabii ki o daha yüksek ama level 4 gerekiyor. Ben daha level 2'yim. Buraya bir bakıp çıkacağız. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım havası var yani. Mesela burada 600 paramız var. 600 glimmer'ımız var. 500 alınabiliyor bu fakat Vanguard rank, rank 2 diye bir şey olmamız gerekiyor. Onu da oyunda ilerledikçe göreceğiz herhalde. Çıkıyorum şimdilik buradan. Hadi şuradan şöyle manzara var mı bakalım. Your fight means everything. Well, that gap is overbooked. Shuttle back or wait. Daha değişik şeyler alıp veya topladığımız şeyleri burada paraya puanla çevirip harcayabiliyoruz. Until next time. Warlock. Yeah. Şimdi şu aldığımız hediye aldığımız 18 yerine 23 defansı olan zırhı takayım. Defansımız burada 64'e çıktı gördüğünüz gibi. 59'du. 64 oldu. Diğerini de satabiliyoruz kare basılı olarak. Çok az bir puanla paraya gidiyor. Gördüğünüz gibi 5 verdi bize. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ha, bu arada silahlarınızın üstüne üçgene basarsanız kullandıkça buralarda daha başka özellikleri de olup bunlar artıyor. Ona göre de gücü artabiliyor. Şu an bir tek flashbangimiz var. Mesela bunu da biraz daha oynayıp experience kazandıktan sonra çift zıplamayı elde edebileceğim.
Daha sonra daha yükseğe çıkacak falan filan. Vır zıvır. Bunlar bir sürü şey. Yeah, well. Şimdi şuradan çıkıp şu silah camcıya bir gidelim. I see your problem. Hediye bir şey veriyor yine sağ olsun. Auto rifle'lar normal bildiğimiz kullandığım otomatik tüfekler. Fast rifle'lar tek atışlı ama daha güçlü silahlar. Scout'lar sniper'a benzer diyebiliriz. Yine tek atıyor. Bu da normal tabanca fakat oldukça güçlü. Şimdi hepsi 23. Bendeki 20. Hangi bölümlerde ne kadar güçlü olduğunda bu yeşil işaretlerden görebiliyoruz. Don't know if it scares the enemy, but it scares the hell out of me. Şu an bunları almıyorum. Başka da alabileceğim bir şey yok. Come see me if there's any problems. Yeni silahımı da alayım. Eskisini hemen satıyorum yer tutmasın diye. Şurada da gemilerimizle ilgilenen bir kadın olacaktı Alfa'da. Hala odur herhalde. Looks like you've seen some action. That's a great set of wings. Bu da gemi hediye etti sağ olsun. Diğerlerini yine alamıyoruz şimdilik. Thanks. Şimdilik tam burada yapabileceklerimiz bu kadar gibi gözüküyor. Select'e basıp, daha doğrusu select demeye alıştım ama şu dokunmatik parçasına dual shock'umuzun basıp, üçgene basılı tuttuğumuz zaman yörüngeye gidiyoruz ve oradan görev seçebiliyoruz. Şu şekilde açıyoruz. Üçgene basılı tutuyorum. Ve yörüngeye gidiyoruz. Tower bizim biraz önce olduğumuz yer. Şu an bir de dünya açık. Herhalde biraz oynadıktan sonra Mars Venüs gibi yerler açılacaktır. Dünyada da çeşitli görevler seçerek devam edeceğiz oynamaya. Bir sonraki videoda bu göreve girmeye çalışacağım. Bakalım tek başıma girebilecek miyim ya da illa 3 kişi mi olmam gerekiyor? Bakacağız.